Hayır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, hemen elinizi getirdim. Damat yolda istifa etti geldi. Kız da kayıktan korktu. Seni çekmemiş bununla. Kimi çekmiş bununla ben bileyim lan. Şehir içoğulları gibi. Merhaba. Ben ezilecek özledim. Anneanne seni lokumu çok özledim seni. Hadi canım oğlum. Aman. Aman. Hoş geldiniz. Kaptan gelmiş. Hayır kötü yaptı beni ya. Ya değil mi? Hadi. Geçin bakalım yavaş yavaş. Ama yakışıklısın ha. Uçuyoruz. Hop. Aferin sana. Yavaş. Aman. Vallahi söylemeyeyim diyorum ama şu fotoğraflardan daha yakışıklı kaptanımız. Bir yıl gibi kısa bir sürede kaptanımız oldu yani. Anca kabul edebildiniz. Hayır 8 ay. Sen ilk 4 ay bizi açılamadın ya. Bizde de bir hızlanma bir gelişme var ama yani. Dedim anca kendime geldim vallahi. Domat diyorlar değil mi burada? He domat diyorlar. Hepsinde tadı aynı. Yok daha iyi abi. Domat daha iyi. İşte bu da bizim yeşil gözlü canavar. Gemideki. Gemideki. Merhaba. Merhaba. Gel bakalım. Annen ne değişti? Yani okul bitirdin falan şimdi yine geldin yemek yapıyorsun. Yemekleri ben yapmıyorum kaptan yapıyor. Ben hesapları topluyorum. Ha bu arada sınıf arkadaşın Cem var ya hani şu öbür evlatlarından. Evet. O şey bizimle birlikte bir şey gönderdi sizin ikiniz için. Aa. Mert bir versene. Oo. Önce zarf açılacakmış. Çantanın en dibindeki de en son çıkacakmış. Ha bir de bunlar olurken kaptan da yanında olsunmuş. Mümkünse de kalabalıkta uzak olunsunmuş. Ay kıskanç şeyler. Yani çözüm onu annemiz bizden esirgiyorlar ama hayır. Onlar yolcu, biz hancıyız ve daha paylaşacak çok şeyimiz var. Hadi bakalım. Haydi. Helal. Al bakalım kuzucuğum senin olsun bu. Oh. Evet, dedikleri doğru. Galiba benim içime dede kaçmış. Bak hala eski usul bir mektup var elinde. En zoru da öbürlerini kağıt fotoğraflara ikna etmek oldu. Yok mail atsalar olmaz mıymış? Nereden bulacaklarmış Polaroid'i de, eski filmli makineleri filan? Ama ikna ettim hepsini sonunda. İlk fotoyu zaten biliyorsun. Onu her gün görebileceğin bir yere koy. Bizi hiç unutma. Neden biliyor musun? Dünyanın en güzel gülümsemelerini bu fotoğrafta bulacaksın da ondan. Bora'nınki hariç tabii. Nihayet İtalya'ya gitti bizim deli kız. Çok mutlu görünüyordu. İkisi de. Sana söz verdi. O deniz kadına söyleyin, seneye bitireceğim ben okulu diyor. Bora'dan fotoğraf istemek işin en zor kısmıydı. Araya hocayı soktuk filan. Senin hatırına gönderdi ekşi surat. Planladığı gibi babasının işlerini devraldığı bayağı da heybetli bir fotoğrafını yollamış bize maşallah. Sanıyorum Kerim bir süre ne yapacağını düşünecek ve kendini arayacak. Ondan 3 fotoğraf geldi. Hepsini ard arda yapıştırdım. Sayfayı çeviriniz lütfen. En son Çin Seddi'nden fotoğraf atacaktı ama o kadar bekleyemedim doğrusu. Hocamızı biliyorsun. Takdir belgesini kaptı. Ama hepimizin de hakkını verdi konuşmasında Allah için. Yani kısacası keyifler yerinde. Ve biz... Ta 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 tam. Biliyor musun tek tek fotoğrafımızı koymak aklımıza bile gelmedi. Biz galiba biz olmuşuz da ondan. Henüz hiçbir şeye karar vermedik. Biraz rüzgar essin, biraz biz uçalım. Bakacağız, bulacağız bir yolunu elbet. Ama dünyanın en ince sızısı hep bizde olacak. Aşk bizde Nadide abla. O iş bizde meraklanma. Kaptana sarıl bizim için. Onu hiç bırakma. Çünkü bir kaptan denizsiz yaşayamaz. Seni hiç unutmayacağız deniz kadın. Not. Çantanın dibindekini de uçtuktan sonra okul bahçesinde bırakamazdım. Onu sana geri gönderiyorum. Denizi kirletiyoruz diye de kızma bize. Karaya vurunca alırsın tekrar. Ama hayatımız gibi o da suya değsin bir kez. Tuzu kalsın üzerinde. Üzerimizde. Hiç unutmayalım diye.